Selamlar arkadaşlar. Eyüp Bey Kare Akademi AYT Matematik Soru Bankası'ndan çok güzel bir türev sorusunu beraber yorumlamaya çalışalım. Şimdi yukarıda iki tane fonksiyonu göstermiş bize. Gerçel sayılarda tanımlı diyor. İkinci dereceden f fonksiyonu ve bir y noktasından çizilen teğeti verilmiş. Mavi parça d doğrusu üzerinden katlandığında kırmızı bölgenin alanı ne olur diyor. Şuradaki üçgensel bölgenin alanını bulmamızı istiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar. Parabolde katlamayı ben bilmiyorum. Dolayısıyla ne yapacağımı şu anda bilmiyorum. Bakın ne yapacağınızı bilmediğiniz, ezberinizi bozan sorulara bir şekilde bir başlayın arkadaşlar. Korkmadan bir başlayın. AYT'de zaten süremiz var. Bir yerden bir başlayalım. Şimdi ben ne biliyorum? Bakın şurası 2. Dolayısıyla burası da 2. O zaman ben parabol denklemini yazabilir miyim? Yazabilirim. Kesin yazdıracak bize. Yazalım. Fx eşittir diyorum. A çarpı x eksenini eksi 2 ve artı 2 de kesmiş. Dolayısıyla x eksi 2 çarpı x artı 2'dir diyorum parabol denklemine. Bakın şu nokta 0'a 2. Dolayısıyla f 0 2 olmalı. 0 yazdım. Ben buradan a'nın eksi 1 bölü 2 olduğunu buldum. Yani fx eşittir. Eksi 1 bölü 2. Şuradan da x kare eksi 4 geldi. Evet parabol denklemini buldum arkadaşlar. Buldum bulmaya da aklıma hala hiçbir şey gelmiyor. Şimdi diyorum ki bayram değil seyran değil. Bana bu nokta neden verildi? O nokta parabol üzerinde. Hadi kullanalım. 1 virgül y'yi yerine yazalım. Y yerine y yazdım. X yerine de 1 yazdım. 1 yazdım. Burası ne oldu? 1 eksi 4 eksi 3 oldu. Yani 3 bölü 2 oldu. Bakın şu noktayı da bulmuş olduk. Burası da 1'e 3 bölü 2 noktası arkadaşlar. Şimdi burada türev konusuna konulmuş ama sizin tabii sınavda bunu türevle çöz demeyecek. Aklınıza hemen gelecek. Aa diyeceksiniz ki o bir teğet ya. Teğet görünce aklımıza bizim ilk olarak ne geliyor? Eğim geliyor değil mi? Türev geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz şu doğrunun artık eğimini bulabiliriz. Çünkü onun eğimi neye eşit? F türev 1'e eşit. Hemen türevini alıyorum. Şunun türev. Bakın hiç nasıl çözeceğimi bilmiyorum soruyu. Başladım. Dandum başladım. Soru beni götürüyor. Elimden tuttu götürüyor. İnşallah iyi bir yere götürüyordur. Öyle her elinden tutanla da gitmeyeceksin. Neyse gençler. Matematik ciddi bir iş. Evet türevini alıyoruz bunun. F türev x. Eksi 1 bölü 2. İçinin türevinden ne geldi? 2x geldi. Yani eksi x oldu. X gördüğüm yere de 1 yazdım. Eğiminin eksi 1 olduğunu bulmuş olduğum. Bakın şu doğrunun bir de artık ben eğiminin ne olduğunu biliyorum. Eksi 1 olduğunu biliyorum. Artık gerekirse o doğrunun denklemini yazabilirim. Eğimini biliyorum. Geçtiği noktayı biliyorum. Peki. Şimdi artık bir katlamayı düşünmeye başlayalım arkadaşlar. Bakın bunu katladığınız zaman şöyle bir doğru oluşmuş. Dikkat ediyor musunuz? Burada şöyle bir doğru var. İyi de yeşil doğrunun eğimi de bana göz kırpıyor. Bakın şunlar birbirine eşit. Dolayısıyla bu doğrunun eğimi de eksi bir sola yatık. Bakın şu iki doğru birbirine paralel oldu arkadaşlar. Şu iki doğru birbirine paralelmiş demek ki. Yani ben bunu katladığımda artık şöyle bir şekil elde edeceğim. Bakın şöyle bir şekil elde edeceğim arkadaşlar. Şu kısımda içeri doğru katlanmış olacak. Bakın şöyle bir şekil oluştu artık. Mavi bölgede buraya geldi. Dolayısıyla bu 3 tane doğru da birbirine paraleldir diyebilirim arkadaşlar. Hatta bu doğru bu doğru üzerine katlanıyor ya iki doğru arasındaki mesafede birbirine eşit olmak zorunda. Yani kestiği noktalarda birbirine eşit olmak zorunda. Peki devam edelim. Biz bu doğrunun denklemini yazalım arkadaşlar. Şu x eksenini ve y eksenini kestiği noktaları bir bulalım. Eğiminin eksi 1 olduğunu biliyorum. Eksi x dedik. Şimdi x yerine 1 verdiğimizde de 3 bölü 2 gelecek. 1 verdim eksi 1 oldu. 3 bölü 2 gelmesi için 5 bölü 2 oldu. Yani artık şunu diyebilirim. Şu noktanın apsisi 5 bölü 2. Y'ye 0 verdim x'i buldum. X'e 0 verdim y'yi buldum. Bakın burası 5 bölü 2. Burası da 2 idi. Yani 4 bölü 2. Aradaki mesafe 1 bölü 2. O zaman burası da 1 bölü 2 olacak. Yani burası ne olacak? 3 bölü 2 olacak. Benzer hareket burası için de geçerli arkadaşlar. Da zaten eğimden de görüyoruz. 3 bölü 2 olacak. Eğimleri eksi 1 bu doğruların. İşte şuradaki kırmızı üçgenin alanı artık burası oldu. Dik kenarları 3
3/2 olan ikizkenar dik üçgen 9/4, 9/8 oldu. Gördüğünüz gibi kervan nerede dizildi? Yolda dizildi. Bir şekilde başladım. Çünkü AYT'de süreniz bol arkadaşlar. Bir şekilde başlayın, sonra elinizden tutup sizi götürecek parka. Hadi bakalım. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.